Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da polis şiddeti iki ayrı davayla gündemde. Zanlılar beyaz polis memuru, ölenler siyah Amerikalı. Minneapolis'te neler oluyor? Ülkedeki 40'tan fazla eyalette yapılan seçim yasası değişiklikleri siyah seçmeni mi hedef alıyor? Amerika'da Johnson & Johnson aşısı üzerindeki şüpheler ortadan kalkacak mı? Bu hafta programımızda yanıt bulacağınız sorulardan bazıları böyle. 6. gün başlıyor. Geride bıraktığımız yıl beyaz bir polis tarafından gözaltına alındığı sırada nefessiz kalarak ölen siyah George Floyd'un ölümüne ilişkin dava sürerken Amerika geride bıraktığımız haftada siyahlara yönelik polis şiddetini yeniden tartışmaya açan iki olay daha yaşandı. George Floyd'un öldüğü Minnesota eyaletinde polisin trafik çevirmesi sırasında 20 yaşında siyah bir genci öldürmesi üzerine halk protesto amacıyla sokaklara döküldü. Virginia eyaletinde ise ortaya çıkan yeni bir görüntüde beyaz polis memurlarının siyah bir teğmene muamelesi tartışmaya yol açtı. George Floyd'un ölüm yıl dönümü yaklaşırken Amerika'da polisin muamelesi ve ırkçılık tartışmasına ilişkin geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri ve Güm Dönmez Ersöz derledi. Amerika'nın Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yaklaşık 11 ay önce beyaz polis memuru tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'un ölümü, sonrasında Amerika genelinde patlak veren protestolar ve şiddet olayları hafızalardaki yerini korurken Amerika bir kez daha polis şiddeti ve ırkçılık tartışması yaşıyor. Beyaz polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı George Floyd davası devam ettiği sırada Minnesota'nın Brooklyn Center adlı kasabası polis tarafından durdurulan siyah bir sürücünün vurularak öldürülmesinin ardından protestolarla sarsıldı. Polisin trafik çevirmesi sırasında 20 yaşındaki siyah genç Dante Wright'ı ateş ederek öldürmesinin ardından göstericiler sokaklara döküldü. Polis ve öfkeli kalabalık karşı karşıya geldi. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yalnızca Minnesota eyaletinde değil, Oregon'un Portland kentinde de gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Emniyet teşkilatı, şok tabancası kullanmak isteyen polisin yanlışlıkla silahını çekerek ateş ettiğini, yani Wright'ın yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı. George Floyd'un ailesinin de desteğini alan Wright ailesi, avukatlarıyla birlikte düzenledikleri basın toplantısında tepkiliydi. Polisin Dante'yi durdurduğu sırada oğluyla telefonda olan anne Katie Wright o anları anlattı. Telefonda polisin kendisini durduğunu söyledi. Dikiz aynasında koku asılı olduğu için durdurulduğunu söyleyince çıkar o zaman dedim. Sigorta belgelerini istemişler. Ben de polis cama yaklaşınca telefonu ona ver, bilgileri vereyim dedim. Kısa süre sonra polis Dante'den arabadan inmesini istedi. Polise başım dertte mi diye sordu. Araçtan inince açıklarız dediler. Telefonda bırakmasını istediler. O sırada arbede sesleri duydum. 3-4 kez ulaşmaya çalıştım. Yanındaki kız telefonu açtı. Dante'nin vurulduğunu söyledi. Ailenin avukatı Wright'ın şok tabancası yerine gerçek silahla vurulduğu savunmasını ise reddetti. Tabanca siyah olur. Şok tabancasının rengi daha parlak olur. Kabul edilemez bir açıklama. Ceza kesebilirlerdi. Trafik ihlallerinde genelde öyle yaparlar ama söz konusu olan siyahlarsa mümkün olan en fazla gücü kullanıyorlar. Ve bunun da ölümcül sonuçları oluyor. Brooklyn Center'ın siyah belediye başkanı Mike Elliott göstericilere barışçı olmaları çağrısında bulundu. Amerika'da polis şiddetini yeniden tartışmaya açan bir başka görüntü de Virginia eyaletinin Windsor kasabasından geldi. 5 Aralık 2020 tarihli görüntüde polis memurlarının bir benzin istasyonunda üniformalı asker Caron Nazario'ya silah doğrulttuğu ve biber gazı sıktığı anlar ortaya çıktı. Nazario muharip olduğunu ve bu ülkeye hizmet ettiğini söylese de polis memurlarının bu muamelesinden kurtulamadı. Get out of the car. Take your seatbelt off. What are you, a specialist corporal? What are you? I'm a lieutenant. Lieutenant, get out of the car. Take your seatbelt off and get out of the car. You made this way more difficult than it had to be. If you just comply. Siyah ve Latin kökenli Teğmen Nazario aracını yeni satın almıştı ve arka camında da geçici plakası vardı. Teğmen Nazario kendisine bu şekilde muamele eden iki polis memuruna anayasal haklarının ihlal edildiği, yasa dışı aranma ve yasa dışı gözaltı gerekçeleriyle federal mahkemede dava açtı.
Mahkeme belgelerinde Nazario'nun polis kendisini durdurmaya çalıştığında dörtlülerini yakıp yavaşladığı, durmak için aydınlık bir yer aradığı ve 2 dakikadan daha az bir süre içinde yakınlardaki benzin istasyonunda durduğu belirtildi. Polis memurlarından Daniel Crocker, plakasız ve camları filmli aracı durdurmaya çalıştığını, ancak sürücünün, yani Teğmen Nazario'nun polisi atlatmaya çalıştığını savundu. Amerika'da polis şiddeti ve ırkçılık konusunda peş peşe yaşanan bu gelişmeler Başkan Joe Biden'ın da gündeminde. Geçtiğimiz hafta Oval Ofis'te Kongre'deki Siyah Parti grubuyla bir araya gelen Başkan Biden, polis tarafından vurulan Donte Wright'ın ölümüne ve George Floyd'un ölümüne ilişkin polis memurunun yargılandığı davaya değinerek gerçek bir değişim sözü verdi. Begüm Dönmez Ersöz, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da siyahları yakından ilgilendiren bir gelişmede ülke genelinde 40'tan fazla eyalette seçim yasalarını değiştirme çabası. Georgia bu konuda ilk eyalet oldu. Seçim yasasında değişikliğe gitti, eleştiriler de hemen beraberinde geldi. Seçim yasasındaki değişikliğin özellikle siyah seçmeni hedef aldığı belirtiliyor. Biden yönetiminin yanı sıra ülkenin önde gelen şirketleri de gelişmelere tepkili. Amerika'da seçimlerle ilgili yasa değişiklikleri bir süredir ülkenin gündeminde. 40'tan fazla eyalette seçim yasalarında 250'den fazla değişiklik teklifi gündemde. Georgia'da ise eyalet kongresinde kabul edilen değişiklikler vali Brian Kemp tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi bile. Yeni yasayla posta yoluyla oy kullanma için kimlik gösterilmesi gerekiyor. Seçim merkezleri dışında oy bırakılan kutular azaltılıyor. Oy kuyruğunda bekleyene su bile vermek yasaklanıyor ve eyaletin yerel bölgelerdeki seçim bürolarına doğrudan müdahale edebilmesine olanak sağlanıyor. Yasadaki değişikliklerin Georgia'da yıllar sonra Demokrat başkanın kazanmasına ve Demokratların senatoya 2 senatör göndermesinde önemli rol oynayan siyah seçmeni hedef aldığı belirtiliyor. Başkan Joe Biden ve Demokratlar gelişmelere tepkili. Bu acımasızlık, adaletle, ahlakla ilgisi yok. Öyle bir yasa geçirdiler ki oy kuyruğunda durana su bile veremeyeceksiniz. Daha fazlasını bilmenize gerek yok. Cezalandırıcı bir yasa, insanları oy vermekten uzak tutmak için çıkarılmış. Oy kullanacaklara su bile veremiyorsunuz. Hadi canım. Georgia'nın kararı sadece yönetimden ve demokratlardan tepki görmedi. İş çevreleri de Georgia'ya ve bu yönde ilerlemeyi planlayan diğer eyaletlere tepkili. Ülkenin önde gelen bazı şirketleri tepkilerini somut adımlarla ortaya koyabilecekleri mesajlarını veriyor. Söz konusu şirketler, eyalette binlerce kişiye istihdam sağlayan iş merkezlerini kapatabileceklerini kaydediyor. Bu konuda ilk somut adım Hollywood'dan geldi. Ünlü aktör Will Smith, kölelik üzerine olan Emancipation adlı filminin çekimlerini Georgia'dan çekti. Smith buna gerekçe olarak eyaletteki geriye yönelik seçim yasalarını gösterdi. Bunu başka yapımların izlemesi de muhtemel. Yeni Indiana Jones filminin yönetmeni James Mangold da Georgia'da yeni seçim yasaları nedeniyle artık film çekmeyeceğini belirtti. Film ve televizyon yapımları eyalete ortalama 10 milyar dolardan fazla kazandırıyor. Bununla birlikte film yapımcılarına kararlarını yeniden düşünmeleri çağrısı yapanlar da var ve onlardan biri de 1968'de silahlı saldırıda ölen insan hakları savunucusu Martin Luther King'in kızı Bernice King. Bernice King bunun en çok orta kesim çalışanlarla yoksullukla mücadele edenleri etkileyeceğini belirtiyor. Washington'da demokratlar konuyu senatonun gündemine getirmeye hazırlanıyor. Amaçları demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinde konuyla ilgili kabul edilen 2 yasa tasarısını onaylamak. Ancak işleri oldukça zor. Çünkü 100 üyeli senatoda 50 cumhuriyetçi 50 demokrat dağılım var. Bu önlerindeki en büyük engel. Cumhuriyetçiler söz konusu 2 yasa tasarısına da karşı. Amerikalılar da bu konuda bölünmüş gibi. Yapılan bir anket bunu ortaya koyuyor. Buna göre Amerikalıların yalnızca yarısı posta yoluyla oy kullanılmasından yana. Bölgelere partiler üstü ve bağımsız komisyonlar atama konusunda da geniş bir mutabakat yok. Kuralları daha katı hale getirmek de birçok insanı üzüyor. Oy kullanırken kimlik zorunlu tutuluyor. Kimliğe sahip olmanız isteniyor. Hepimizin de kimliği olmalı.
kart çıkartmak maddi açıdan sorun oluşturuyorsa eyaletler bu konuda insanlara yardımcı olmalı. Georgia'yı ve diğer eyaletleri bu konuda harekete geçiren önemli etkenlerden birinin eski başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin Kasım'daki seçimlerle ilgili dile getirdikleri ispatlanamayan iddiaları olduğunu belirten önemli bir kesim var. Hatta bunu dile getirenlerden biri de Georgia Eyaleti Vali Yardımcısı Geoff Duncan. Eski başkan Donald Trump 2020 seçimlerini usulsüzlükler nedeniyle kaybettiğini üzerinden aylar geçmesine rağmen hala dile getiriyor. Georgia Eyalet Valisi ve diğer eyaletlerde benzer yasa değişikliklerini yapmaya çalışanlar da 2020 seçimlerinde düzensizlikler olduğunu iddia ediyor. Amerika'da başkanlık seçimlerine daha 3 yıl var. Ancak eyalet bazında yapılan ve yapılacak seçim yasasındaki değişiklikler işte o seçimlerin sonuçlarını önemli oranda etkileyebilir. Demokratların bu durumu hayati önemde görmelerinin en önemli nedeni de bu. Georgia'da ilk siyah senatör seçilen Demokrat Raphael Warnock'a göre de eyaletteki seçim yasasının amacı insanların sesleri ve oylarını bastırmaya çalışmak. Amerika'da genelde seçimlere ne kadar fazla katılım olursa demokratlar da sandıktan o kadar başarılı çıkabiliyor. Son seçim de bunun bir kanıtı. Demokratlarda katılım oranının düşmemesi için gelecek seçime kadar bir yol bulmanın amacında ama işleri çok da kolay değil. Gelecek yılki ara seçimlerde senatodaki sayılarını arttırmaları ve temsilciler meclisinde çoğunluğu korumaları bu konuda yol almaları için oldukça önemli görünüyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da geride bıraktığımız haftada Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısının askıya alınması endişe yarattı. Aşının ciddi bir yan etkisi olarak kanda pıhtılaşma vakalarının görülmesi üzerine sağlık yetkilileri aşıyı incelemeye aldı. Avrupa ülkelerinden de benzer haberler gelmesi ve iki farklı aşıda aynı yan etkinin ortaya çıkmasının aşılama sürecine olan güveni yıpratmasından korkuluyor. Gelişmeleri Dilge Timoçin derledi. Önce AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı, şimdi de Johnson & Johnson aşısı. İki aşının da kanda pıhtılaşmaya neden olduğu vakalar bazı ülkeleri önlem almaya itti. Son olarak Amerika'da bu aşının geçici olarak durdurulması tavsiye edildi. Tavsiye Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC ile Gıda ve İlaç Dairesi FDA'den. Gerekçe 50 yaşın altındaki 6 kadında aşılarını olmalarını takip eden günlerde kanlarında pıhtılaşma olması ve birinin hayatını kaybetmesi. This is a really rare event. Bu gerçekten çok nadir görülen bir durum. 6 milyon 850 bin dozda yalnızca 6 kişide yaşandı ancak güvenliğin kesinlikle önemli olduğundan emin olmalıyız. Çok nadir olduğunun farkındayız ve meselenin olabildiğince en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Bu nedenle ara verme sözünü duyuyorsunuz. Yani bir süre askıya alıp sonra belki bazı koşullar altında belki koşulsuz aşılamaya gayet dönebiliriz. Tromboz olarak bilinen bu durumda damar içindeki kan pıhtılaşarak kalp, akciğer ve damarlarda tıkanıklıklara yol açabiliyor ve ölüme kadar götürebiliyor. So my reaction to that was Kararı duyunca eşimin daha 3 gün önce Johnson & Johnson aşısı olduğu aklıma geldi. O nedenle umarım eşimin ya da bu aşıyı olan herhangi birinin başına bir şey gelmez. Tavsiye sonrası toplu aşılama merkezleri dahil federal düzeydeki dağıtım kanalları aşının dağıtımı ve uygulanmasına ara vermeye başladı. İlk adımı atan eyaletlerden biri New York oldu. So I had a J&J vaccine appointment today. Johnson & Johnson aşısı için randevum vardı ama durdurulacağına dair haberleri görünce aşı merkezini arayıp sordum. Yerine Pfizer aşısını olabileceğimi söylediler. Yetkililer Johnson & Johnson aşısı olanlara ilk 3 hafta içinde ağır, baş, kas ya da bacak ağrısı veya nefes darlığı yaşamaları durumunda ilgili sağlık kurumlarına başvurmaları çağrısı da yapıyor. If you experience some really severe Aşı olduktan sonra 5 ila 7 gün içinde eğer çok ciddi baş ağrısı çekiyorsanız, görme yetinizde değişiklikler varsa, ciddi bulantı ve istifra taşıyorsanız bu nadir durumda bir sağlık merkezine başvurup muayene olmanız gerekiyor. Uzmanlarsa AstraZeneca aşısında olduğu gibi bu aşıdan dolayı yaşanan kanda pıhtılaşma vakalarının neredeyse milyonda bir olduğuna dikkat çekerek araştırmaların tamamlanmasından sonra aşılamaların devam etmesini bekliyor.
Peki iki aşıda da aynı ağır yan etkinin bildirilmesi neden kaynaklanıyor? Gerçekten nadir görülse de bu kötü tromboz olaylarının adenovirüsün kullanıldığı vektör aşılarının ciddi yan etkisi olması mümkün. Bu aşıların ortak noktası bu. Şu anda kanıtlanmış bir şey yok ancak Amerikalılar bu durumu yakından incelemek konusunda haklı. Amerikalı yetkililer Johnson & Johnson aşısına ara verilmesinin aşılama çalışmalarının hızını düşürmesini beklemiyor. Ancak uzmanlar kan pıhtılaşması haberlerinin halk arasında desteğin yavaş yavaş yükseldiği aşılara karşı şüpheleri yeniden tetiklemesinden endişeli. Kaiser Aile Vakfı'nın açıkladığı son araştırmaya göre en kısa zamanda aşı olmak isteyen katılımcıların oranı Şubat ayında %30 iken Mart ayında %37'ye yükseldi. Aşıya şüpheyle yaklaşan, bu nedenle beklemeyi tercih edenlerin oranı %22'den %17'ye düştü. Asla aşı olmam diyenlerin oranı da %2 azaldı. Aşılama sürecinde bu tür nadir olayların normal olduğunu yetkililer sıklıkla vurgulasa da Johnson & Johnson aşısıyla ilgili son gelişmelerin bu tabloyu değiştirip değiştirmeyeceği ise belirsiz. Bu aşı durumu bence biraz aceleye getirildi ama fayda maliyet karşılaştırması yapmak gerekirse bence aşı olmaya değer. Kronik bir sağlık sorunum var. Bu nedenle en kısa zamanda aşılanmak istedim. Çünkü virüsü kaparsam baş etmesi benim için zor olacak. Amerika'da yaklaşık 250 milyon doz aşının dağıtımı yapıldı. Bu aşıların neredeyse 125 milyonu Pfizer-BioNTech'ten. Peşinden 105 milyon dozla Moderna aşısı geliyor. Dağıtılan 17 milyon doz civarındaki Johnson & Johnson aşısının henüz sadece 7 milyonuyla aşılama yapılmış durumda. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da koronavirüs vakaları 65 yaş üzerinde büyük ölçüde azaldı. Nedeni ise aşılarının tamamlanmış olması. Gençlerde vaka sayılarının arttığını duyduğumuz bu günlerde aşılarını yaptıran ileri yaş grubunda hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığına tanık oluyoruz. Koronavirüsüne karşı risk grubunda yer alan ileri yaştaki milyonlarca Amerikalı için geçen yıl neredeyse tamamen evde dört duvar arasında geçti. Dünyamız tam bir yıl boyunca sadece evden ibaret oldu. Geçen yıl Mart ayında pandeminin ilanının ardından Mike Linver gönüllü karantina kararı almış. Hem Linver hem de eşi 70'in üzerinde. Bu yüzden de koronavirüsünün yarattığı risk nedeniyle yakınlarıyla fiziksel temas kurmak yerine yalnız kalmayı ve can sıkıntısını tercih etmişler. Gün içinde bir ya da iki kez yürüyüş yapmanın haricinde evden hiç çıkmadık. Yürüyüş yaparken de maskelerimizi her zaman taktık ve sadece kendi mahallemizde yürüdük. Linver çifti bu süreçte aynı sokakta yaşadıkları kızlarını bile ziyaret etmemiş. Kızım bizden sadece 15-20 metre uzaklıkta tam sokağın karşısında oturuyor. Ama biz bunu 20 bin mil olarak görmeyi tercih ettik. Şu an ise Linver çifti bir yıl sonra ilk kez ailece akşam yemeği yiyecekleri günü iple çekiyor. Çünkü Mike Linver iki doz aşısını da oldu. Eşi ise ikinci dozu olmayı bekliyor. That is our big outing. Bu bizim için büyük bir parti olacak. Yeniden trene binip New Jersey'deki diğer kızımızı da ziyaret etmek istiyoruz. İki torunumuzu görmek için önceden neredeyse her ay trenle New Jersey'ye giderdik. Edward ve Mariska Gero çifti de benzer bir durumla karşı karşıya kalmış. Oğulları kendilerine çok yakın oturuyor. Ancak bir yıldan fazla süredir birbirlerine hiç sarılmamışlar. Oğlunuz ve gelininiz burada, size çok yakın bir yerde yaşıyor ve bir yıldan fazla bir süre boyunca onlara yaklaşamıyorsunuz, sarılamıyorsunuz. Bu zor bir şeydi ancak bizi korumak için bizden uzak durdular. Ancak Giros çifti de aşı oldukları için artık sadece aile fertleri ve arkadaşlarıyla buluşmakla kalmıyor, uzun süredir istedikleri seyahatleri de planlıyor. Hatta aşı oldukları gün kısa bir tatil için rezervasyon yaptıklarını da söylüyorlar. Ormanda bir kabinde 35 yıl önce balayımızda gittiğimiz yerde konaklayacağız. Sade bir plan, güzel bir değişiklik olacak. Mariska Gero ise sabırsızlıkla beklediği kuaför randevusunu nihayet almış olmaktan çok memnun. Pandemi başladığından bu yana ilk kez yarın saçımı kestireceğim. Genelde bu kadar uzatmam saçımı. Cezaevinden çıkmış gibiyiz. Kendimizi özgür ve heyecanlı hissediyoruz. Bir yıldır araçla da bir yere gitmedik. Amerika'da 100 milyondan fazla kişi en az bir doz koronavirüs aşısı olmuş durumda.
65 yaş üstü Amerikalıların ise yarısından fazlası aşı sürecini tamamladı. Biden yönetimi Nisan ayı içinde aşı için yaş sınırını kaldırdı ve 18 yaş üstü her yetişkinin aşı olabileceğini açıkladı. Bu da 2020 yılının Mart ayından bu yana hareket alanları ciddi oranda kısıtlanan milyonlarca kişiye yeniden normale dönme umudu veriyor. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da salgının başından bu yana evcil hayvan sahiplenenlerin sayısında patlama yaşanıyor. Korona salgını ile başlayan bu yeni akımdan sadece hayvanlar değil, duygusal desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve yetişkinler de yararlanıyor. Labrador Golden Retriever kırması olan bu köpeğin adı Olive. Olive kameraları sevmiyor. Tedirgin bir şekilde havlıyor ve korunmak istediği sahibine bakıyor. Olive 2 yıl önce sahiplenilmiş. Labrador cinsi bir köpeğim vardı. 14 yıl birlikteydik. Ancak maalesef geçen yıl salgının başladığı dönemde kansere yenik düştü. Olive'i bulalı, daha doğrusu Olive beni bulalı yaklaşık bir yıl oldu. Bir grup yerel gönüllü Shayla Manyam'ın Olive'i bulmasına ve sonra da sahiplenmesine yardım etmiş. Sahiplenme süreci 6 ay sürmüş. Ancak Manyam Olive'le tanıştığı ilk andan itibaren onu sahiplenmek ve ona bir yuva vermek istediğinden emin olduğunu söylüyor. Sanırım bir perşembe günü telefon geldi. Cumartesi günü Olive'i görmek için barınağa gittim. Eğer onu ben almasaydım eminim başka bir harika aile onu sahiplenirdi. Amerika'da evcil hayvan sahiplenenlerin sayısında korona salgını Amerika'ya sıçradıktan sonra patlama yaşandı ve evcil hayvanlara ilgi hala azalmadı. Henüz bir değişim görmedik. Hayvanseverler kedi ve köpek sahiplenme konusunda hala çok heyecanlı. Evcil Hayvan Kurtarma Birliği, Washington bölgesindeki en eski hayvan barınaklarından biri. 2020 yılının baharında 30 köpek bulunan barınakta bu yıl sayı yarı yarıya azalmış durumda. Birçokları için evde evcil hayvan beslemek hem kendileri hem de çocukları için eşsiz bir duygusal desteğe sahip olmak anlamına geliyor. Otizm, travma sonrası stres bozukluğu veya başka sorunları olan çocuklarına duygusal destek sağlamak için küçük köpek sahiplenenler oldu. Bazıları ise sadece yalnızlığını gidermek için hayvan sahiplenmek istiyor. Aylardır tek başına karantina hayatı yaşayan Julia Rukavina, Chihuahua'sı sayesinde salgın sürecini çok daha kolay atlattığını söylüyor. Okşanmayı çok seviyor. Sürekli kucağımda, hep yanımda. Geçen yıl Rukavina'nın birçok arkadaşı onun izinden gitmiş ve barınaktan köpek sahiplenmiş. Barınaklara yardım eden gönüllüler, salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle köpeklerin barınaklara geri gönderilmesi konusunda kaygılar olmasına rağmen henüz böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Ünlü yazar Theodore Seuss'un son 90 yıldır dünya çapında 650 milyondan fazla kitabı satıldı. Şapkadaki Kedi gibi kitapların yazarı olan Dr. Seuss, milyonlarca çocuğun okuma yazma öğrenmesine katkıda bulundu. Ancak kitaplarının yayıncısı geçtiğimiz günlerde ırkçı ve duyarsız olarak nitelenen betimlemeler içerdiği gerekçesiyle yazarın 6 kitabının bundan böyle yayınlanmayacağını açıkladı. Artık yayınlanmaması kararı alınan 6 Dr. Seuss kitabı, siyahlar, uzak doğulular ve Araplar hakkında bazı klişeler içeriyor. Dr. Seuss kitaplarının yazarı Theodore Seuss Geisel, 1991 yılında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından kurulan şirket, yazarın bu yılki doğum gününde insanları incitici ve yanlış şekilde yansıttığı gerekçesiyle 6 kitabın yayınlanmasının durdurulması kararı aldı. Dr. Seuss ulusal, etnik ya da ırksal farklılıkları egzotik, eğlenceli ya da komik olarak görüyor. Bir kişinin egzotik olmasını, farklılıklarını bir eğlence kaynağı olarak öne çıkardığınızda insanlara ulusal, etnik ya da ırksal farklılıkların alay konusu ya da komiklik olduğu mesajı veriyorsunuz. Eğer alay konusu olan gruba aitseniz bu sizi incitebilir. Dr. Seuss kitaplarının ırkçı klişeler içerdiği suçlamaları yeni değil. Yazarın memleketi Massachusetts eyaletinin Springfield kentindeki Dr. Seuss Müzesi bazı şikayetler üzerine bir duvar resmini kaldırdı. Resim çekik gözlü, tepesi sivri şapkalı, elinde yemek çubukları olan bir Çinli karakteri yansıtıyordu.
Kütüphaneciler bu hassasiyetin uzun süredir farkında. Yıllardır bu meseleyi tartışıyorlar. Dr. Seuss Müzesi civarındaki kamu kütüphanelerinin yöneticisi olan Jason Homer, kitapların çok popüler olmamasına rağmen kütüphane raflarındaki yerini koruduğunu söylüyor. Geçen yıl kütüphaneden en çok ödünç alınan 100 çocuk kitabından yalnızca biri Dr. Seuss kitabıydı. O da Şapkadaki Kedi. İnsanlar karşı çıkıyor diye bu kitapları kütüphane raflarından kaldırmak, bir halk kütüphanesi olarak savunduğumuz değerlere aykırı. Biz insanlara kaynak sunmak istiyoruz. Bizim işimiz toplumumuzu aydınlatmak, zenginleştirmek ve bilgilendirmek. En iyi deyimle incitici, en kötü deyimle ırkçı. Theodore Seuss Garzel'ın ırkçı betimlemelerine popüler çocuk kitapları dışında da rastlanıyor. Yazarın İkinci Dünya Savaşı sırasında yayınladığı karikatürler, Japon kökenli Amerikalılara ait basma kalıp yakıştırmalar içeriyor ve bu kişilerin vatanseverliğini sorguluyordu. Supposedly Japanese. Karikatürde birbirinin benzeri Japon figürler yer alıyordu. Hepsi de erkekti. Washington eyaletinden Oregon'a, oradan da Kaliforniya'ya dinamit toplamak için ilerliyorlardı. Karikatürün başlığı da memleketten gelecek işareti beklerkendi. Çatının üzerinde elinde teleskop olan tipleme Japonya'ya doğru bakıyordu. Dr. Seuss'un beyaz olmayan insanları betimleme tarzından pişmanlık duyduğuna ilişkin kanıtlar da var. Yazar daha sonraki kitaplarında hoşgörü ve kapsayıcılıkla ilgili derslere yer vermişti. İnsanlar ırkçılığı genellikle ya ırkçı gruptasınız ya da değilsiniz şeklinde algılar. Ancak gerçek hayatta durum böyle değildir. Seuss her iki grupta da var. Kansas State Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Bölümü Başkanı Philip Nell, 6 Dr. Seuss kitabının basımının durdurulmasını uygun bir adım olarak görüyor. Çocukken farkında olmadan bazı şeyleri sünger gibi emersiniz. Bazı şeyleri kendi rızanız olmadan öğrenirsiniz. Bu fikirler ve betimlemeler farklı oldukları için insanlarla alay etmenin ya da bu farklılıkları komik bulmanın kabul edilebilir olduğu fikrine katılmadan beyninizi işgal etmeye başlar. 6 Dr. Seuss kitabı bundan böyle yayınlanmayacak. Ancak çok sevilerek okunan çok sayıda Dr. Seuss kitabı gelecek nesil çocukların keşfetmesi için yayınlanmaya devam edecek. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan hazırladığımız 6. günün böylece sonuna geldik. Gelecek hafta Amerika'da yaşananlar, gündem maddeleri için yine bu ekranda buluşmak üzere. İyi hafta sonları.